Mucize'den bir kez daha merhaba. Merhaba. Bildiğiniz gibi bedenimizde bizim haberimiz dahi olmadan çalışan binlerce muhteşem sistem yer alıyor. Biz de elimizden geldikçe bu mucizevi sistemleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere gözlerimizden, kulaklarımızdan ve bu iki yapı arasındaki kusursuz uyumdan bahsetmek istiyoruz. Bir çekimin amatör bir kameraman tarafından yapıldığını açığa çıkaran en önemli nokta, görüntüde oluşan titreme ve bulanıklıklardır. Bu kalitesiz görüntülerin nedeni ise odaklanılan noktanın aniden değişmesiyle birlikte görüntünün kaymasıdır. Oysa biz koşarken aniden başımızı yukarı kaldırdığımızda ya da yana çevirdiğimizde gördüğümüz görüntü net ve kalitelidir. Asla kaymaz ve bulanıklaşmaz. Peki gözlerimiz böylesi net ve kaliteli görüntülere olumsuz şartlara rağmen nasıl elde eder? Sahip olduğumuz görme sistemi çeşitli yöntemlerle konunun uzmanları tarafından tasarlanan görüntüleme teknolojileriyle kıyaslanamayacak derecede üstün bir yapı. Bu sistemin gelişmiş teknolojiye rağmen elde edilemeyen özelliklerinden biri de Erel'in de belirttiği gibi başımızı çok hızlı bir şekilde çevirsek bile değişmeyen görüntü niteliği ve kalitesidir. Normal koşullarda başımızı her hareket ettirdiğimizde tıpkı amatör bir kameramanın çektiği görüntülerde olduğu gibi kayan bir noktaya odaklanamayan görüntüler görmemiz gerekirdi. Ancak asla böyle bir görüntüyle karşılaşmayız. Çünkü başımızı hangi yöne çevirirsek çevirelim, otomatik olarak görüntüyü dengeleyecek şekilde gözümüz ters yöne hareket eder. Eğer başımızı her hareket ettirdiğimizde aynı yere bakabilmek için gözümüzü döndürmemiz gerekseydi, bu hem çok zor olurdu hem de karışıklık çıkardı. Ancak böyle bir durum oluşmaz ve görme işlemi bu otomatik ayar sistemindeki kusursuz detaylar vesilesiyle mükemmel bir şekilde gerçekleşir. Görmemizi otomatik bir kamera sistemiyle ayarlayan bu refleks görevini yalnızca gözlerimiz sayesinde yerine getirmez. Bu refleks çalıştırabilmesi için gözlerimizin çok önemli gizli bir yardımcısı vardır, kulaklarımız. Hepimiz okulda kulağımızda yer alan yarım daire kanallarını duymuşuzdur. Kulağımızın içindeki yarım daire kanalları adı verilen bu yapılar, yerine getirdikleri görev ile birer yaratılış mucizesidir. Üç tane olan yarım daire kanalları birbirine dik olarak birleştirilmiştir. Bu üç kanalın her biri başımızla yapabileceğimiz üç çeşit dönme hareketi için ödev olarak yaratılmıştır. Kanalların uçlarında ampulla denilen tüycüklere sahip hücreler içeren bir bölüm bulunur. Allah'ın üstün aklının sonsuz sayıdaki delillerinden biri olan bu küçük hücreler, başımızın bütün dönme hareketlerini algılar ve bunu beyne elektrik sinyali olarak iletir. Pınar, istersen bu mucizevi sistemi biraz daha detaylı inceleyelim. Yarım daire kanallarının içinde özel bir sıvı bulunur. Su dolu bir kova döndürüldüğünde kovanın suyun dökülmesini bir süre için engellemesi gibi kulaktaki kanalların içindeki su da eylemsizlik özelliği nedeniyle hemen harekete geçmez. Başın hareketine göre daha yavaş hareket edeceğinden çevredeki katı doku ile birlikte hareket eden ampulalarla yer alan hücrelerin tüycüklerini büker. Bu mekanik etki başka bir yaratılış mucizesi ile elektrik sinyaline çevrilir. Ancak burada çok ilginç bir durum var. Baş herhangi bir yöne çevrilmediği zaman bile tüycükler sağa veya sola doğru hareket eder. Bu şekilde daha sık veya daha seyrek olmak üzere belli aralıklarla elektrik sinyali üretilir. Üretilen elektrik sinyalinin beyinde işlenilerek anlamlı veri haline getirilmesi ve buna uygun olarak başın yeni konumunun hesabı gerçekten çok üstün bir mühendislik harikasıdır. Gelen bilgi aslında çok kompleks ve çözülmesi gereken veriler içerir. Başta da belirttiğimiz gibi başımızın hareketlerini tam algılayabilmek için 3 ayrı planda yerleştirilmiş kanallardan bahsettik. Ve bu kanallar iki kulağımızda da var. Ancak günlük hayatta yaptığımız hareketlerin birçoğunda başımız her an hareketli ve birçok planda bir anda hareket ediyor. Bu yüzden en basit baş hareketlerimizde dahi iki kulaktan gelen toplam 6 ampulanın sinyal bilgisi sentez ediliyor. İşin ilginç yanı, başımızı sağa ya da sola döndürdüğümüzde her iki yanda yer alan kanallardaki sıvı birbirinin tam tersi yönde hareket ediyor. Ayrıca başımızın hareket hızının da çok önemi var. Ani dönüş ile yavaş dönüşe de aynı tepki verilmemeli. Gördüğümüz gibi en gelişmiş bilgisayarların dahi içinden çıkamayacağı bu veri bombardımanına beynimiz her an yanıt verirken en ufak gecikme dahi yaşanmıyor. Aslında mucize bununla da sınırlı değil. Kulağımızda yer alan bu yarım daire kanallarının hemen yanında ileri geli
aşağı yukarı hareketlere tepki veren başka algılayıcılar da var. Utrikül ve sakkül isimli bu algılayıcılar da çok önemli. Hızlanan veya yavaşlayan bir arabanın hareketi ya da asansörde aşağı yukarı gidişimizin algılanması da bunlara örnek. Her iki yanda yer alan toplam 4 adet algılayıcının verileri de işin içine katılınca işlemin muazzamlığı çok daha iyi anlaşılıyor. Tekrar gözümüze geri dönüp gözlerimizi en gelişmiş kameralardan bile üstün kılan özelliklere bakalım biraz da. Allah gözdeki mükemmel kamera sisteminin çalışabilmesi için her bir göz için 6 ayrı motorcuk var etmiştir. Bu motorcuklar gözü 6 yöne çevirebilen kaslardır. Biz gözümüzü bir tarafa doğru çevirmek istediğimizde beynimizden bu motorculara emir gider ve isteğimize uygun bir şekilde gözümüzü hareket ettirirler. Elbette içimizde başımızı çevirme isteğinin oluşması, bu isteğe yönelik beynimizden bir emir gelmesi, bu emrin elektrik kabloları yoluyla gitmeleri gereken yere gönderilmesi ve bu elektrik sinyalinin sonradan kaslar yoluyla istediğimiz şekilde hareket ettirilmesi üzerinde düşünmemiz gereken detaylar. Gün içinde gözlerimizin hareketiyle ilgili bu detayların farkına bile varmayız. Bu detayların gerçekleşmesi için fazladan bir çaba da harcamayız zaten. Ancak yine de bu lüks ve benzeri bulunmayan kamera sistemi eksiksizce ve gereksinim duyduğumuz nitelikte çalışır. Elbette bu mucizevi sistemin çalışması alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın üstün ilmiyle gerçekleşir. Göz ve kulak bir bütün olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Göz ve kulağın sahip olduğu birbirinden farklı sistemlerin yanı sıra bu iki mükemmel yaratılış delilinin bir araya gelerek nasıl kusursuz bir görüntü oluşturduğu da önemli bir konu. Kulaklarımızdan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu başın hareket yönü, miktarı ve hızı tam olarak belirlendikten sonra göz kürelerinin buna aksi istikamette ve belirli hızda hareket ettirilerek görme işleminin kusursuz şekilde devamlılığı sağlanmalıdır. Beyinde değerlendirilen veriler ışığında gözleri saran kaslara uygun emir gönderilmelidir. Mesela başımızı sola çevirdiğimizde gözler sağa doğru çevrilerek görüntü sabitlenmelidir. Bunun için sağ gözdeki 6 kastan gitmesi gerekeni yani sağ gözün sağ yani dış yankasına uyarı gider. Sol göze giden uyarı ise sol gözün sağ yani iç yandaki kasına gider. Burada ilginç olan nokta bu kasların iki göz içinde farklı kaslardan oluşmasıdır. Ama ikisi de aynı işi yapar ve her ikisi de gözleri sağa çevirmeye yarar. Elektrik sinyalleri de en son olarak harekete dönüştürülerek kusursuz görüntü sağlanmış olur. Bu durum başı ne tarafa çevirirsek aksi yöne doğru gözlerin sabit tutulması için gereken kasların uyarılması şeklinde gerçekleşir. Bu sistem bu kadar kusursuz çalışmasaydı neler olurdu? Kulakta bulunan yarım daire kanallarının birinin veya birkaçının eksik olması demek başımızın belli yönlere çevirdiğimizde tam olarak bunu algılayamamamız anlamına gelirdi. Ama böyle bir şey olmuyor maşallah. Başımızı hangi yöne hareket ettirirsek ettirelim en mükemmel şekilde algılıyoruz. Burada sadece göz ile ilgili kısmını incelediğimiz bu kanallar aslında denge sistemimizin de ayrılmaz bir parçası. Mesela yürürken başımızın hareketiyle birlikte vücudumuzun denge içinde hareket edip etmediği bilgisi de yine kulağımızın görevlerinden. Aksi durumda yolda yürürken sendeler, sağa sola yalpalar ve çoğu zaman düşebilirdik. Hatta ayakta birkaç saniye kalmamız bile mümkün olmayabilirdi. Bu örnekler bize yaratılıştaki mükemmelliği ve kompleksliği gösteriyor maşallah. Göz ve kulak birbirinden çok farklı yapıda organlar. Buna karşılık her biri mükemmel bir görüntü elde etmek için görevlerini eksiksiz olarak yerine getiriyor ve birbirlerini tamamlıyorlar. Çünkü her biri Allah'ın eksiksizce yaratması sonucunda meydana geliyor. Bir ayette Rabbimizin yaratışı böyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. Birbirinden bağımsız olarak gören gözlerin görüntülerinin tek bir görüntü haline getirilmesi, bunu yaparken iki boyutlu görüntülere üçüncü bir boyut katılması son derece ince hesaplar gerektiren bir işlem. Bugün burada sadece göz ile kulak arasındaki refleks mekanizmalarından bahsediyoruz. Ama görme işleminin tam olarak sağlanması için daha pek çok kompleks sistem gereksinimi vardır. Karşımızda tesadüfen oluşması mümkün olmayan muazzam bir uyum, milyonlarca farklı şifreyi değerlendiren, hatta bu şifreleri birbirleriyle birleştiren kusursuz bir mekanizma var. Eğer gözler arasında bir uyumsuzluk olsaydı, gönderdikleri sinyaller birbirlerine karışacak ve karmakarışık bir görüntü ortaya çıkacaktı. Ama böyle bir karmaşa olmuyor.
birbirleriyle uyum içinde yaratılan iki gözün gönderdikleri sinyallerin yine büyük bir uyum ile yaratılan beyin tarafından değerlendirilmesi sonucunda ortaya kusursuz bir görüntü çıkıyor. Böyle bir sistemin varlığının tesadüflerle açıklanması elbette mümkün değil. Bedenimizdeki tüm sistemler gibi gözlerimiz ve kulaklarımız da Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğa birer delildir. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız inşallah. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.